Rosto domatesli fırın makarna. 4 adet domates. 1 tutam tuz. 2 yemek kaşığı sıvı yağ. 1 paket bukle makarna. Beşamel sos için. 3 yemek kaşığı un. 3 yemek kaşığı tereyağı. 1 litre süt. Tuz, karabiber. 250 gram kaşar peyniri. Domatesleri şöyle yaklaşık yarım santim kalınlığında dilimliyorum. Kabuklarını soymayın. Kabuklarını soyarsanız dağılır ve dağılmasını istemezsiniz. Biz burada makarnayı haşlarken domatesler de fırında pişebilirler. Şöyle aralıklı yayın. Şöyle 3-4 tane domates. Üzerine çok az tuz, tabii ki biraz da sıvı yağ. Bunu en üste atıyorum. Birkaç dakika sonra alma zamanı geliyor. Bu yaklaşık bir paket. Küçük paketler, yarım kiloluk var ya, onlar yarım kiloluk bir paket makarna. Böyle 3 yemek kaşığı tereyağı. Yine aynı miktarda un koyacağım. Yani 3 yemek kaşığıysa 3 yemek kaşığı, 100 gram ise 100 gram. Yani isteğimiz şurada tencerenin içerisinde yağ eridiği zaman sulu bir görüntü olmasın. Evet, isteğimiz bu. Bunu şimdi yavaş yavaş unun kokusu çıkana kadar kavuracağız ama kavurmak demek asla pembeleştirmek ya da kahverengileştirmek demek değil. Hala beyaz kalmasını istiyoruz çünkü bize beyaz lazım. Kaşar rendeleyebilir misin? Evet. O zaman buradan rendeyi al. Dolaptan da kaşar peynirini al. Hazırladığınız makarnanın ölçüsüne göre değişebilir ama bu tarif için yaklaşık 1 litre süt yeterli olacak. Ben yavaş yavaş koyuyorum. Çünkü bir anda hızlıca koyarsam topaklanacak ve bir beşamel sosta en istemediğiniz şey topaklanması. Soğuk süt olur. İlla sıcak olmasına gerek yok ama yavaş yavaş ekleyip iyice karıştırmak lazım ki o zaman topaklardan kurtuluyoruz ve belli bir süre sonra dilediğiniz kadar koyabilirsiniz artık. Tuz. Henüz hiç tuz yok beşamelde. Ve tabii ki bir miktar da karabiber. Hemen süzün. Diriliğini kaybetmesin. Normalde derler ya, makarna sudan geçmez diye. Hemen sudan da geçirin. Çünkü hala sıcak olduğu için pişmeye devam edecek ve iyice yumuşayacak. Onu da istemiyoruz. Beşamel de gitgide koyulaşmaya başladı. Kaşar peynirini içeri atar mısın? Bekle. Bekliyorum. Beşamelin de önce birazını döküyorum. Niye? Çünkü kontrollü olmak her zaman iyidir. Kaşarı dökeyim mi ben? Kaşarı. Dök bakalım. Biraz daha beşamel. Bu eski kaşar. Ama nasıl biliyor musun? Getir rendeyi. Bu sefer daha ince. Buradan şöyle sadece üzerlerine az, tamam mı? Kapatmadan. Üzeri hafifçe pişene kadar. Çünkü zaten şu anda çok şey hazır. Yani 10 dakika falan yeter büyük ihtimalle. Gözünüz üzerinde olsun. Yanmasınlar.